Öncelikle. Bu soruyu Mehmet Hoca'dan almıştım. Yani for loop, if else, bütün her şeyi barındırıyor. String manipulation ve metot. O yüzden bunu çözmek istedim. Öncelikle soruyu okuyarak başlayalım. Kullanıcıdan aldığınız sayı ile yine kullanıcının seçimine göre işlem yapınız diyor. İlk seçiminde asal sayımı kontrol etmemiz isteniyor. Asal sayı 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardı. İkinci seçeneğimizde ise Fibonacci dizisini yazdırmamız isteniyor. Fibonacci dizisi ise şu şekilde sıralanışı. İlk ve ikinci sayının toplamı üçüncü sayıyı verecek. Mesela işte 1 ile 1'in toplamı 2'yi verecek. 1, 3'ün toplamı burayı verecek. Yani ilk iki sayının toplamı bir sonraki sayının toplamını vermesi gerekiyor. Buna da Fibonacci dizisi deniyor. Daha sonra üçüncü seçeneğimizde palindrom olup olmadığını kontrol etmemiz istenmiş. Palindrom ise tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara deniliyor. Mesela 212, tersten de okuduğumuz zaman 212, 1001, 1991 gibi sayılar. Faktöriyel değerini bulmamız için de birden itibaren verilen sayıya kadar olan sayıların çarpımıydı faktöriyel. Tam bölenlerini bulmak için de yine bir işlem uygulayacağız. Dilerseniz scanner objemizle başlayalım. Scanner, name metodunu oluşturmuştum. Scan, new scanner, sistem.in diyorum. Daha sonra kullanıcıya bir mesaj verelim. Hatta şöyle bir şeyler yapalım. Saat diyeyim. Şöyle işlem makinesine hoş geldiniz diyelim. Biraz süslemiş olalım. Sonra kullanıcıya bir mesaj verelim. Önce yapmak istediğiniz işlemi seçiniz diyelim. Onu da biraz süsleyelim. Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz diyorum. Alt satıra geçiyorum. Önce asal sayı olup olmadığını kontrol etsin. Asal sayı olup olmadığını, pardon. Asal sayı olup olmadığını kontrol etmek için bir alt satıra geçiyorum. Fibonacci dizisini yazdırmak için iki. Bir alt satıra geçiyorum yine. Palindrom olup olmadığını kontrol etmek için üç. Faktöriyel değerini hesaplamak için dört. Ve tam bölenlerini bulmak için 5'i tuşlayınız diyelim. Daha sonra kullanıcıdan bu tuşlamış olduğu sayıları integer data türüne sahip veriyle alıyorum. Buna seçim diyorum. Daha sonra scan.nextint dedim. Şimdi bir de kullanıcıdan bir sayı almamız gerekiyor. Bunun için de işlem yapmak istediğiniz tam sayıyı giriniz diyelim. Bu şekilde bir de kullanıcıdan da bu sayıyı alalım. Integer sayı scan.nextint dedim. Kullanıcıdan sayımızı aldık. Daha sonra şimdi bu seçimleri yapacağım bir case oluşturmak istiyorum. Switch case. Switch açıyorum. Buraya kullanıcının tuşlamış olduğu seçimleri buradan gönderiyorum. Daha sonra case'leri açıyorum. Case 1 için yani kullanıcı bize biri tuşladığı zaman asal olup olmadığını kontrol etmesini istiyorum. Bunu da ben metotla sağlayacağım. Asal mı şeklinde bir metot oluşturuyorum ve buraya
sayıyı gönderiyorum. Break diyorum. 5 tane işlem olduğu için şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Burada neyi kontrol edeceğim? Yani kullanıcı 2'yi tuşladığı zaman Fibonacci dizisi yazdıracağım. Fibonacci yazdır metodumuz olsun bu da. Yine sayı gönderiyorum. Üçüncüde ise palindrom olup olmadığını kontrol ediyorum. Palindrom mu şeklinde bir metot oluşturuyorum. Yine sayıyı gönderdim. Dörtte ise faktöriyel değerini bulmam istenmiş. Faktöriyel mi? Pardon, faktöriyel değeri diyelim. Beşte ise tam bölenlerini bulalım. Tam bölenleri diyelim. Yine sayıyı gönderdik. Bunların dışında bir seçim yaparsam kullanıcı, onun için ise default diyorum. Geçerli seçim yapınız diyelim. Ve kızalım. Daha sonra şimdi bunlarla ilgili metodumu oluşturuyorum. Üzerlerine geliyorum. Create method dedim. Asal sayılarla ilgili metodum oluştu. Fibonacci ile ilgili oluştu. Palindromla oluştu. Faktöriyel ve tam bölenleriyle ilgili bütün metotlarımı oluşturdum. Daha sonra geliyorum tam bölenlerini hesaplamak için. Mesela işte 20 sayısının tam bölenini bulabilmem için bütün sayıları deniyorum. İşte 1 oluyor mu, 2 oluyor mu, 3 oluyor mu, olmuyor. 4, 5, 10 ve 20. Hani 20 sayısı da dahil olmak üzere bütün sayıları dolaşıyorum. Yani böyle bir döngü gerekiyor. Bunun için de benim for kullanmam gerekiyor. Bütün sayıları tek tek dolaştığım için. Bunun için de ama öncelikle bu 1, 2, 3, 4 yani bunları benim sayabilmem için de bir integer data türüne sahip bir variable oluşturmam gerekiyor. Hemen oluşturalım. Integer tam bölen sayısı diyelim. Şimdi bunun için şimdilik default değerini atayalım. 0 olsun. Arttıkça içerisine ekleme yapacağız zaten. Hemen bir for döngümü oluşturuyorum. For döngüm nereden başlayacak? 1'den başlasın. Sayı da dahil olmak üzere sayıya kadar artarak ilerlesin istiyorum. Yani 1'den atıyorum 20 girmişse 20'ye kadar bütün sayıları deneyecek ki 20 bu sayıya tam bölünüyor mu? Bunun için de şunu yapmam gerekiyor. Eğer diyorum sayım gelen her i değerine yani bölümünden kalan sıfırı veriyorsa bunlar tam bölenleridir diyorum. Eğer vermiyorsa da tam bölenleri değildir. Şimdi bunu şu şekilde yapacağız. Ama bir yerde hata verdi. Neden? Neden hata verdi acaba? Şöyle hocam. Yukarıda sayı zaten atamıştınız. Aşağıda bir tane daha. Nerede hocam? Pardon. Bütün hepsini gönderdim aslında ama hepsinde integer sayı göndermiştim. Fatma hocam bir fikrin var mı? Kim var başka? Göremiyorum ama 5 kişi. Bey hocam main metottaki sayıyla bu oluşturduğunuz metod içindeki sayı yazınca böyle bir şey oldu ama ilişkimi bilmiyorum. O sayıyı gönderdim zaten. Kadar evet aynı sayıyı gönderdiniz ama bir şey, sorun yoktu. Bir silip tekrar bakın hocam. Oraya bir döngüyü bir silelim. Ondan önce bir sorun yoktu. Orada bir sorun çıkar. Hı, bak tamam. Yukarıya bir çıkın hocam. Yukarıya bir gösterirsen. Bakın onlar geldi biliyor musunuz? Aynı sayı olunca sıkıntı oldu sanırım. Ama zaten kullanıcının sayısını girmem gerekiyor. Evet doğru aslında ama bir tekrar yazın deneyelim. Bakalım hocam bir görelim. Tamam. Sayının
İyiye bölümünden kalan eşit yazmadım herhalde. Eşit yazmamış mıydım acaba? Yazmıştınız hocam. Yazmıştınız hocam. İki eşit yazmıştınız. Ne? Heh, güzeldi. Tamam, bu sefer sorun olmadı. Evet, tamam. Tamam. Yani buradan gelecek her değer. Mesela kullanıcı 20 girdiğinde 1 20'ye tam bölünüyorsa oluşturmuş olduğum tam bölen sayısı isimli variable'ı bir arttırmasını istiyorum. Kaç tane olduğunu bulabilmem için. Eğer işte bu durumu sağlamıyorsa, mesela 3 girdiğinde bunu sağlamıyorsa zaten direkt bu body çalışmayacak. For döngüsünün dışına gelecek diğer sayı. Yani 4 için deneyecek bunları. Nereye kadar? 20'ye kadar, 20 de dahil deneyecek. Sonra şöyle yazdırabilirim. Thought diyorum. Şöyle diyeyim. Sayı artı sayısının artı tam bölen sayısı tane tam böleni vardır diyorum. Mesela burada ben tam bölenlerin mesela işte 1, 2, 4, 5, 10 bunları da göstermek isteseydim eğer burada yani for içerisinde nasıl desem şöyle bir yazdıralım bir de for içerisinde south diyeyim. Bunların hepsini ben tek tek göstermek istiyorum mesela. İyi diyorum. Bir boşluk dedim. Yan yana yazdırsın istedim. Ve mesela her seferinde bir açıklama yapacağım. Mesela şuraya bir açıklama yazsaydım ben, deseydim ki tam bölenleri deseydim buraya. Burada yani 6 kere tam bölenleri işte 1, 2, 4, 5, 10 bunları yazdıracaktı şu açıklamayı. Ben bu açıklama içeride 6 defa yazdırılsın istemiyorsam eğer bunu şu şekilde yapabilirim. For döngüsünün dışarısına çıkarım. Buraya gelirim. Saat derim. Açıklamamı buraya yazarım. Derim ki işte ne diyeyim? Tam bölenleri eşittir diyeyim. Bunu da print eline silip print dersem burayı yazdıracak. Daha sonra yanlarına da bütün buradan gelecek sayıları yazdırmış olacak. Deneyelim isterseniz bunu. Yapmak istediğim işlem 5'i tuşlayacağım. Ve 20'yi yine yazdı. Neden yazdı? For'un dışına çıkmamışım çünkü arkadaşlar. Şunu alayım. Tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman 5 diyorum. İşte 20 diyorum mesela. Bu şekilde göstermiş oluyor. Tam bölenlerini böyle gösterdi. Ve 20 sayısının dedi 6 tane tam böleni vardır. Mesela şuraya da bir boşluk atsam acaba alt satıra geçer miydi? Onu da deneyelim. Eş dedim. Yine 20 dedim. Alt alta bu şekilde yazdırmış oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer metoduma geçiyorum. Burada anlaşılmayan bir şey varsa geçiyorum. Faktöriyel değerini yazdıracağım. Mesela efendim? Gayet güzel oldu hocam. Olacak. Şimdi mesela 5 sayısının faktöriyelini işte birden verilen sayıya kadar sayıların çarpımı veriyordu. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Yine benim bütün sayıları dolaşmasını istediğim için bir döngüye ihtiyacım var. Bunu da for'la sağlayacağım. Ama yine bu sayılar çarpıldıkça bir kutunun içerisine koymam gerekiyor. Bunu da integer data türüne sahip faktöriyel isimli bir kutuya koyacağım. Şimdilik değerini 1 veriyorum. 0 vermiyorum. Çünkü sıfırla çarpıldığında zaten sıfır sıfırlanacak bütün değerler. O yüzden 1 değerini verdim. Bir döngü oluşturuyorum. Bu döngüde yine birden başlayacak. Birden verilen sayı dahil sayıya kadar artarak ilerlemesini istiyorum. Ve faktöriyel kutusuna faktöriyel çarpı eşittir, pardon, çarpı eşittir i dersem buradan gelecek her sayı çarpıp bu kutuya eklemiş oluyor. Anladıysanız. Sonra bunu da yazdırıyorum. For'un döngünün dışarısına çıkıyorum. Out diyorum. Sayı artı sayısının
faktöriyel hesabı diyeyim. Hesabı eşittir artı faktöriyel dediğim zaman buradan da faktöriyelini bulmuş oluyoruz sorunun. Sayının. Mesela faktöriyelini 4'ü seçtiğimizde buluyormuşuz. 4'e basalım. İşte 7 diyelim. Bu şekilde vermiş oldum. Bunu da geçiyorum. Niye hocam bu... sıfır? Sıfır olur efendim? Derse ya da eksi derse onu şey yapmayacak mısınız? Böyle kalsın mı? Onu yapmadım. Yapalım. Onu da yapalım. Girmemesi lazım mı? İfle onu, evet, onu şey dışı bırakmanız lazım hocam. Seçim dışı. Evet hocam. Burada yapalım isterseniz. Evet. Forumun içinde bırakabiliriz. Pardon. Sayı küçüktür. Sıfırsa pardon. Küçük, küçük eşit sıfırsa diyelim. Negatif ederse de olmasın. Evet hocam. Sayı sıfırdan küçük veya eşitse sağ ol desin ki negatif sayıları kabul etmiyoruz desin. Geçersiz sayı da diyelim ya da faktörle hesaplanamaz da. Geçersiz sayı diyelim. Tamam. Daha sonra bu döngünün dışına çıktım. Else ise else if sayı bunu yapmama gerek yok zaten ya. Şöyle çalışır sadece herhalde. Sadece else yapacağım. Evet çalışır. Deneyim. Parantez kalmadıysa sorun yok hocam. 4 dedim. Eksi 2 diyeyim. Geçer. Ama bunu yazdı mesela. Eksi 2 sayısı. Sesi bu dışında mı kaldı? S parantez. Forun parantez açarsanız hocam. S'den sonra gibi oldu. S'den sonra bir süslü parantez. Tamam. Bir tane daha. Kapatırsanız sorun olmayacak. Tamam. Oy. Bu şekilde oldu. Daha sonra palindrom muyu kontrol ediyorduk. Palindrom mu da mesela işte 212 demiştik. 1991 demiştik. Tersten yazılışta aynı olacak sayılardı. Bunu da şu şekilde bulabiliriz. Şimdi önce bu integer data türüne sahip olduğu için integer'da bizim metotlarımız yoktu. Integer metotlarını kullanamıyorduk. Yani yoktu. Bu yüzden bunu stringleştirmemiz lazım. String manipulation metotlarını kullanabilmek için. O yüzden bir integer veriyi stringleştirmek için sayı 1 diyeyim buna. Yanına bir hiçlik eklememiz yeterli oluyordu. Şu an bu sayı string oldu. Ve yine bir döngüye ihtiyacımız olacak. Çünkü bütün bu sayının bütün harf şeylerini, basamaklarını tek tek gezecek. Bunun için bir döngüye ihtiyacımız olacak ve yine bizim tersten yazdırdığımız sayıyı koyabilmemiz için bir variable olması gerekiyor. Bunu da yine string'den oluşturuyorum. String tersten sayı eşittir. Buna da hiçlik diyorum. Şimdi bir for döngüsü oluşturuyorum. Şimdi sayıyı tersten yazdıracağım için başlangıcımla sayının sayı birin length'inin eksi bir diyorum. Çünkü length sıfırdan başlamıyordu. Yapacağım işlemlerde indeksten başladığı için, sıfırdan başladığı için length eksi bir dedim. İ'si de büyük olacak veya eşit olacak. Sıfırıncı indekse kadar gitsin istiyorum. Azalarak ilerlesin istiyorum. Bunu da şu şekilde yapacağız. Tersten sayıma ekle diyorum. Neyi ekleyeceğim? Sayı birin İnci indeksteki karakterini tersten sayı kutuma ekle diyorum. Yani aslında bu şöyle olmuş oluyor. Bunu sileyim. Mesela 1991 diye bir sayım var. Bir de benim tersten diye bir variable'ım var. Tersten sayı. Önce diyor ki
sayının length eksi birinden. Sayının length'i ne? 4. Length eksi biri ne? 3. Üçüncü indeksten başla diyor. Sıfır olana kadar azalarak ilerle diyor. Şimdi üçüncü indeksine geldim. 3 büyük eşit 0 mı? Doğru. O zaman içeriye gireceğim. Diyeceğim ki sayı 1'in ikinci indeksi yani 3. indeksini al, tersten kutuma koy. Sayı 1'in 0, 1, 2, 3 ikinci indeksi 3. indeksini aldım, tersten kutuma ekledim. Aynı şekilde işte döngünün dışına çıktım. Azalarak ilerlemem istendiği için 2 için deneyeceğim. 2 büyük eşit 0 mı? Doğru. Yine içeri girdim. Dedim ki sayı 1'in ikinci indeksteki karakterini al, tersten kutusuna ekle. İkinci indekstekini aldım, yine buraya eklemiş oldum. Bu şekilde, mantığı da bu şekildeydi. Daha sonra, bunu da yaptıktan sonra bir if bloğu oluşturmam gerekiyor ki birbirlerine eşit mi? Yani tersten yazımıyla ilk hali birbirine eşit mi diye onu bakacağım. Sayı 1 diyorum. Nokta equals ve tersten sayıyı ekliyorum. Eğer diyorum birbirine eşitse diyelim ki sayı artı sayısı palindromdur. Eğer eşit değilse de desin ki sayı artı sayısı palindrom değildir desin bana. Bu şekilde yapmış olduk. Çalıştıralım. Palindrom için 2'yi seçiyorum mu? Yok, 3'ü seçiyorum. 1991 dedim. Aa, bunu nereye yazdırdım? Forun içerisine yazdırdım. Benim forun dışarısına çıkmam gerekiyordu. Yani bu şekilde olması gerekiyordu, değil mi? Yine yanlış oldu. Boru kapattım. If bloğuna geldim. Yanlışım nerede? Heh, buradaymış. Üçü deniyorum. 1991 deniyorum. Palindromdur dedi. Mesela başka bir sayı deneyelim. Bu şekilde yapmış olduk. Diğerine geçiyorum. Fibonacci dizisi nasıldı? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. İşte bu şekilde ilerliyordu. Başında sıfır yok Sümeyye hocam. Efendim hocam? Sayıda sıfır yok hocam. Bir bir diye başlar, sıfır yok aslında. Öyle mi? Ama ben internete baktığımda sıfır da vardı sanki. Yok mu o hocam? Herhalde kurulu, öyle de yapabilirsiniz. Hani kodlama açısından daha doğru olur gerçi. Sıfır bir hani ikinciyi veriyor ya, daha sonra üçüncüyü hı veriyor. Öyle bağlasın hocam. Tamam hocam, devam ediyorum. Şimdi önce bir nam bir değeri, yani ilk başta bizim ilk ikisini bilmemiz gerekiyor ki üçüncü sayıyı, yani bunları toplayıp bunu bulabilelim. İlk başta biz bu değerleri kendimiz veriyoruz. Daha sonra nam 2 diyorum, 1 diyorum ve bir de nam 3 oluşturuyorum, oluşturamıyorum. Neden oluşturamıyorum? Ha, virgül koymamışım. Nam 3 oluşturuyorum. Buna da şimdilik bir şey yazmadım. Daha sonra şimdi ilk ikisini yazdırmam gerekiyor manuel olarak. Bunu ilk ikisini yazdırıyorum. Salt diyorum. Nam 1 artı nam 2 diyorum. Şuraya nam 3 denemişim. Bunları yazdırdım. Araya da bir boşluk bırakayım.
Şimdi bunları yazdırdım ilk başta manuel olarak. Şöyle print'i de sileyim. Daha sonra gelecekler yanlarına eklensin diye. Daha sonra şimdi bir for döngüsü oluşturuyorum. Bütün sayılara gitsin diye. Şimdi sıfırla biri kendim eklediğim için, yani zaten iki sayıyı eklediğim için 3'ten başlasın istiyorum. Ve sayıya kadar gitsin istiyorum. Daha sonra şimdi biz şöyle çizelim bunu da. Şimdi bir num1 var, num2 var, bir de num3 var. Başlangıçta 0 ve 1'di num1, num2. Şimdi num3'ün de ben num1 ile num2'nin toplamı olsun istiyorum. Bunun için burada ne yapmam gerekiyor? Yani burada önce num3 eşittir num1 artı num2 demem gerekiyor. Hemen onu yapalım. num3 eşittir num1 artı num2 demem gerekiyor. Daha sonra benim bu dizeyi devam ettirebilmem için sağ alt içerisinde num3'ü yazdırmam gerekiyor ki buraya eklensin. Şimdi sağ alt içerisinde elensiz bir şekilde yanına bir boşluk bırakarak num3'ü de yazdırıyorum. Daha sonra şimdi bu sefer şöyle olması gerekiyor. Şimdi num1 buydu, num2 buydu, num3'e toplayarak eklemiş olduk. Daha sonra bu sayıların kayması gerekiyor. Yani 0, 1 olması gerekiyor. Bir de diğer bir sonraki sayı olması gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Yani şimdi burası toplamı 1 oldu. Bunu nasıl yapabiliriz? Num1'i num2'ye eşitlersem bu buraya kaymış olur. Num2'yi de num3'e eşitlersem burası da buraya kaymış olur. Orayı anladınız mı? Hocam şeyi anladım da tekrar başa döndüğünde artık num1 örnek veriyorum. Mesela ne olmuş olsun? 1 olmuş olsun değiştirdiği için. Işte, number'da diğeri de 2 olmuş olsun. Bu sefer bir dahaki number 3'e geçerken 1 ile 2'yi toplayıp 3 mü yazacak? Evet hocam, şimdi şöyle olacak. Yerine de 2 ile 3'e tanmış olacak. 5 yazacak. Bununla bunun toplamı buna aktardım. Daha sonra kaydı. Bu sayı bu oldu. Pardon. Bu sayı bu oldu. Bu sayı da bu oldu. Değerleri buraya geldi. Daha sonra bununla bunun toplamını num3 olsun istiyorum. Yani bu şekilde kaya kaya ilerliyorlar. Evet. Daha sonra. Hocam numara 3'ü neden yazdırmıştınız? Num3'ü çünkü 3. sayıyı, yani toplam burada num1 ile num2'yi toplayıp 3. sayı aktarıyorum ya. İçeride kullanabilmek için. Tamam hocam, doğru. İçeride kullanabilmek için. Aha. Bu da bu şekilde oluyor. Ama şimdi bizim takıldığımız bir konu vardı. Onu da birlikte çözebiliyorsak çözelim. Fatma hocamla yapmaya çalıştık ama. Şimdi ben bunları tamam yazdırabiliyorum ama hani verdiği sayıya kadar, işte atıyorum 6 tane sayı yaz diyorum. 6 tane sayı yazdırıyor bana buraya kadar. Ama ben bu sayının Fibonacci sayısı olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim? Yani bu sayı Fibonacci midir? Atıyorum 34 yazdı. Mesela şurası 34 devam ediyor. 55 bu şekilde devam ediyor. Şimdi buraya 34 yazdı kullanıcı. İşte evet bu Fibonacci'dir. Nasıl diyebilirim? Ya da işte 35 yazdı. Hayır bu Fibonacci değildir. Nasıl diyebilirim? Onu birazcık yapmaya çalıştık. Ama bir fikriniz var mı? 7 dakikam kalmış. Sümeyye hocam, bu bulduğumuz number 3'leri stringlere atasak ve onları containsle var mı yok mu ya da echoes'la direkt bunlara eşit mi değil mi diye baksak olur mu acaba? Yaptırın hocam bana. Kaç dakikanız var hocam, göremiyorum. 7 dakika var. 7 dakika varmış daha. Yani nasıl yazabiliriz bir bakalım. Şimdi şu asalmayı da bitireyim, sonra bunun üzerine konuşalım. Tamam hocam.
Şimdi asal olup olmadığını kontrol etmek için de bir sayı bir ve kendisinden başka böleni yoksa asaldır. Bunun için de yine sayıları tek tek dolaşmasını isteyeceğim. Verdiği sayıya kadar tek tek dolaşmasını isteyeceğim. Yine bir for döngüsü kullanacağım. Ve yine bir sayaç kullanacağım. Eğer diyeceğim sayı bu saya yani sayı herhangi bir şeye bölünüyorsa asal değildir diyeceğim. Bölünmüyorsa da asaldır diyeceğim. Şimdi hemen bir for döngüsü oluşturuyorum. Nereden başlayacak? 1'e ve kendisine bölünmesini istemiyorum. O yüzden 2'den başlatıyorum. Nereye kadar ilerlesin? Kendisini katmıyorum. Daha sonra diyorum ki sayaç artı artı. Eğer benim sayacım ama bir saniye burada şey yapmam lazımdı. Bölmem lazımdı. Pardon. Sayı modulus i eşit eşit sıfırsa if diyeceğim. Sayaç artsın. Şimdi bu sayaç yani eğer bu sayı başka bir sayıya bölünüyorsa zaten asal değildir. Burada bunu kontrol etmek istedik. Şimdi for'un dışına çıkıyorum. Diyorum ki eğer sayaç sıfıra eşitse yani hiç artmamışsa sayı asaldır. Eğer sayacım artmışsa sayımız asal değildir. Bu şekilde. Bunu da çalıştıralım. Asal için 1'i yazıyorduk. Ya da işte asal değildir şeklinde fayda vermiş olduk. 4 dakikamız kaldı. Şunu konuşabiliriz. Fatma hocamla aslında bir soru çözümü bulduk ama yani anlatabilecek imkanda değilim şu an. Çok algılayamadım onu. Fatma hocam anlamıştı. Fatma hocam neredesin? Buradayım. Hocam bir şey de yapabiliriz. Buyurun hocam. Ne yapalım? Hocam şu namiçi namiki atadık ya onun altına if bloğu açıp sayı namiçe eşit mi? Eşitse nedir? Evet. Yani eşitse namiçe. Eşit eşit. Nam3. Eşit eşit. Nam3 ise işte sayımız neydi? Fibonacci'dir. Değilse değildir. Hocam. Söyleyebiliriz. Çok güzel oldu. Biz de böyle denemiştik. Olmadı ama bunu bir deneyelim istersen. Sayı bir dakika. Out. Ne diyeyim? Fibonacci. Böyle bir deneyelim. Mesela 13 girelim. 2'de 13. Böyle bir şey olmuş oldu. Yani 13'te Fibonacci yazdırdı ama bu sayıyı 13 kere yazdırdı. Yani pardon 13'ün ilk sayıya kadar gitti. Aynen. 13 defa oldu. Bunu Boolean'la yapılmış yani. Boolean'la da çözümü var ama siz bana söyleyin ben yazayım. Hocam şu System Out Print yazdık ya şeyde forun içinde ilk sort'u silebiliriz hocam. Tamam. Şimdi yazdıralım.
Ha şunu da mı sileceğiz? Yok. Bakayım. Şunu da sileceğiz. Ne diyeceğim? 2, 13. Aa! Neden 13 kere? Ama şey burada değildir kısmı işte sıkıntıydı. Ha tamam onu da deneyelim. Onu yok else açmadık ya. Else açalım. Değildir yazalım ondan sonra deneyelim. Orada da hepsi için bu sefer değildir yazdırıyor. O zaman gelmedi bu sefer. Ha dur bir dakika şunu deneyelim. Değildir. Böyle bu kadar yazdırıyor. Forun dışında gelmiyor mu Sümeyye Hocam? Forun dışında forun dışında oluşturmak gerekiyor. Hocam yukarıda oluşturulduk. Numara 3'ü tanımlardık. Olmaz mı? Else mi oluşturayım? Ha, o zaman şöyle yapalım. Yine if sayı. Aynısını hocam. Sadece yukarıdaki sayı. Nam 3 mü diyorsunuz hocam? Bu aynısı yukarıdaki sayı eşit nam 3'ü de forun dışında yazalım diyor herhalde. Evet öyle dedim. İfi aynen onu dışarıda yazsak dedim. O zaman o kadar değildir gelmeyecektir diye düşünüyorum. Şöylece mi alayım yani hocam? Aynen. Evet öyle düşündüm hocam. Ay pardon.